Evet. Şimdi bunlar olumsuza başladığında dün demiştik ki eğer hani not until gibi olumsuza başladığında cümle başı no sooner'la başlarsa barely when'le, hardly when'le ve scarcely when'le başlarsa arkadaşlar cümle yapı oluyordu, tamam mı? Bunları da çok sık görüyoruz. Ne diyoruz mesela? No sooner kökündeki er'den dolayı komparatif, yani hani sooner şurası şu bölüm komparatif yapı ve komparatif yapılarda karşılaştırılan iki nesne arasında than kullanılır. Çünkü hani şurada bir karşılaştırma var ya. My wife has slept no sooner than the film started. Diyor ki benim karım diyor film. Allah Allah çocuk. Bir dakika çocuklar, bir saniye. Çocuklar. Şimdi benim karım diyor hemen film başlamaz hani film başladı ondan sonra hemen ne oldu uyudu. Hani şey gibi not until gibi, tamam mı? Azlık ve olumsuzlukları bildiren yapılar başa taşınabilir. Yani şu no sooner başa gelebilir ve bu durumda da cümle devrikleşebilir. Kuralını hatırlayalım. Örnek cümleye bakalım. No sooner had my wife slept. Bak şurası. Şu bölüm. Şu bölüm başa geldi gördüğünüz gibi. Then the film started yapısını etmiş oluyoruz. Elde etmiş oluyoruz. Bakın başa geldiğinde soru formatındaki yardımcı fiilimiz başa geldi ama soru değil, düz cümle. Devrik cümle bu demekti zaten gençler. Değil mi? Soru formatındaydı ama düz cümleydi. Öteki yapıya bakalım şimdi gençler. When'li yapıya bakalım. Şuraya. Tamam mı? When the film started, my wife has slept. İşte film başladığında karım uyudu. Bu cümlede herhangi bir vurgu söz konusu değil. Bak bildiğin düz aktarım. Filmin başlangıcı ile uyuma arasında çok az zaman bir fark olduğunu vurgulamak için, o anlamı verebilmek için benim ya hardly barely scarcely when'e ya da no sooner than'e ihtiyacım var. Şunun gibi bir yapı o vurguyu vermiyor. Tamam mı arkadaşlar? Buraya bakalım şimdi. Vurguyu vermek için when the film started my wife had barely slept. Bak şimdi o vurguyu verebildik. Yani tam o anda o başlar başlamaz karım uyumuştu. Peki bunu başa alabilir miyiz cümleyi? Şu tarafa alabilir miyiz? Alabiliriz. Yani cümle ortaya gelebilir. Yani my wife had barely slept when the film started da diyebiliriz. Şimdi barely'yi başa alalım arkadaşlar. Bu durumda olabilir. Bunu da başa aldığımızda bu defa cümle başına gelirse dedik barely scarcely, değil mi? O zaman ne oluyor gençler? Devrik oluyor. Barely had my wife slept when the film started. Yani bu barely'dir. Ondan sonra no sooner'dır, hardly'dir, scarcely'dir. Bunlar başa geldiğinde çocuklar cümle devrik yapıda oluyor. Tamam mı? Şimdi çeviri alıştırmalarımız var. Beraber çeviri yapacağız. Bu cümleleri bakalım nasıl çevireceğiz. Yaptığınız çevirileri bunlarla. Aşağı tarafa bakmayalım. Aşağı tarafa bakmayalım. Şuraya bakalım. Sizden çeviri istiyorum. Tamam mı? Şöyle. Evet. Okuyalım, çevirelim. Berkay, birinci cümleyi oku ve bize güzel bir şekilde çevir bakalım. The French artist Rodin had an influence on almost every sculptor who came after him. Diyor ki Fransız artist Rodin kendisinden sonra gelen neredeyse bütün heykelcileri etkilemiştir. Evet. Evet. Eksik kalan bir yer var mı? Her bütün değil de her demek daha doğru. Yani all demek bütündü, every demek herdi, değil mi? Tamam. Güzel, tamam. Ceren 2'ye bakalım mı? İlk olarak İngilizcesini okumama gerek var mı hocam? Evet, oku. O sırada da kafanda çevirirsin.
In our rapidly changing society, we see that our dependence on our traditions is gradually decreasing. Hmm. In our rapidly changing society, hani düzenli değişen sosyetemiz, hani düzenli değil, düzenli değil, gradually, ha, evet, yani aşama, anladım, şey, kademe kademe, aşama aşama, hızla, evet, tamam. Tamam. Yok hocam, ben başı demiştim. Ha, şunu mu dedin? Rapidly. Rapidly changing. Burası hızlı. Hızlı değişen sosyete o zaman. Aynen. Hızlı değişen sosyete mi? Toplum. Toplumumuz. Toplum, aynen. Aha, society toplumumuz da. In. Hızlı değişen toplumumuz da. Evet. We see that our dependence in on our tradition is gradually decreasing. Görüyoruz ki bizim dependence, bağımsızlığımız, geleneklerimize olan bağlılığımız aşama aşama düşüyor, evet, azalıyor. Evet, kademeli azaldığını görüyoruz. Tamam mı? We see that. Görüyoruz ki diye de çevirebilirsin. Görüyoruz ki bizim geleneklerimize olan bağımlılığımız kademeli olarak azalıyor. Şurada da bir continuous'luk olduğu için arkadaşlar, değişmekte olan, tamam mı? Hani değişen değil de hala devam ediyor süreç, değişmekte olan, tamam mı? Okey. Gülsu, mikrofon olayını hallettin mi yavrum? Mikrofon olayı çözüldü mü Gülsu? Hala halletmedin mi? Ne zaman halletmeyi düşünüyorsun? Hocam diğer şeyden bağlanıyor sanırım. O da bilgisayarım. Mosa. Bir sıkıntılar bir bitmedi ya. 3'teyiz değil mi hocam? Evet, 3'teyiz. It's feared that the hard economic conditions in the country will increase the suicide rate. Ülkedeki ekonomik koşulların... Nasıl ekonomik koşullar? Ha, ağır ekonomik koşulların. Evet, evet. İntihar oranını arttırmasından korkulmakta. Evet. Evet. Şeyi okumayalım. Orada aşağı bölümü okumadan kendini çevir, tamam mı? Is feared that, korkulur ki. Korkuluyor ki. Neyden korkuluyormuş? Bu ağır ekonomik koşul, ülkedeki ağır ekonomik koşullar diyor. İntihar oranını artıracağından, değil mi? Yani bu gelecek zaman artıracağından korkuluyor. Evet. Aşağıya bakmadan çeviri yapın. Anlık çeviri istiyorum. Muhammed, 4'ü çevirelim. Muhammed, mikrofonunu aç. Until the late 1940s, control of the entire film industry was in the hands of a few major Hollywood producers. 1940'ların sonuna kadar, evet, film endüstrisi, control of the entire film industry. Evet, bütün film endüstrisi, evet. Nen bütün kontrolü, film, bak kontrol. Evet. Was in the hands of a few major Hollywood üreticilerin az kesiminin elindeydi. Az değil, major, büyük. Major, büyük demekti. Büyük. Minor, küçük. Major, büyük demekti. Tamam. Büyük Hollywood yapımcıları. Bak, Efi, birkaç tane büyük Hollywood yapımcılarının elindeydi tüm film sektörünün kontrolü. Okey. Hasan 5'e bakalım. Şu anki elimizdeki teknolojiyle bile insanların ihtiyaçlarına cevap verecek gücümüz yok. Evet, hala we still hala bu güce sahip değiliz. Değil mi? Hala bu güce sahip değiliz. Okey. Okey. Yaren, 6'ya bakalım. Curiosity. Bakalım hocam. Merak her zaman insanın icat etme ihtiyacının arkasındaki güç
yani etkileyen bir güç olmuştur. Hı hı. Evet. Aynen. Tamam. Oldu. Okey. Yasmin? I was really glad that I'd seen and rectified my mistake before anyone noticed. Hocam şu rectify ne demekti? Hangisini diyorsun? Dur bir dakika bakayım. Şunu mu diyoruz? glad that fark etmek. Kimse fark etmeden hatamı görüp yani fark ettiğim için memnundum diyorsun. Şimdi gördüğümün ve hatamı fark ettiğimin. Evet, farkında olduğuma diyor, gördüğüme diyor, gerçekten memnun oldum. Bu konuda memnundum. Tamamdır. Geçmiş zamanla çeviriyoruz. Gizem, 8'e bakalım. Gizem. Bakıyorum hocam. Very often the products we purchase don't have all of the features climate in the advertisement. Yani reklam çok sık olarak gördüğümüz reklamlarda çok sık olarak çok gördüğümüz olarak değil de çok sık olarak sonra the products we purchase satın aldığımız ürünler ürünlerde belirtilen özellikler sahip değildir. Şöyle sondan başla. Reklamlarda iddia edilen özelliklerin hepsine sahip değil. Evet, satın aldığımız ürünler hepsine sahip değildir, değil mi? Değil. Evet. Okey, Burçin. 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 Efendim hocam. Hadi bakalım. Planet that the damn will become it. Bu plan bir dakika. It's planned. Planlandı ki. Planlanmış. Planlanmış pardon. Evet. Will be completed. Bitmiş mi oluyordu? Bitmesin. Complete, tamamlanmış. Dam ne demek hocam? The baraj. Dam. Baraj demek. Baraj tamamlanmış ve tamamlanmadı. Bak tamamlanmış olacak. Future. Bak şurası ne? Aynen. Will be completed. Tamamlanmış olacak. Pasif yapı. Baraj tamamlanmış olacak. Etkilenen baraj burada. Ve elektrik yerleştirilecek. Yerleştirilecek değil. Üretilecek. Üretilecek. Evet. Haziran'ın sonunda baraja elektrik yerleştirilecek. Kadar. Haziran sonuna kadar elektrik üretimi başlatılacak ve baraj tamamlanmış olması planlanıyor. Okey? Anladım. Evet. Okey. Ceren, ondayız. Hocam, burada bir şey sorabilir miyim? Stimulated ne demekti? Nerede bakayım? Şurada, ortalarda. Teşvik etmek. Şurası. Teşvik. Bakayım göremedim. Evet. Şu. Evet. Teşvik. Yani hani onu dürtmek deriz. Teşvik etmek. İleri teşvik hani. Evet. Tamam anladım. Interest in fuel conservation in recent years has stimulated the development of modern wind machines for generating electricity. Şey diyor. Interest in fuel conservation in recent years. Full yakıt dedim hocam. Hani. Evet, yakıt. Konservasyon. Son yıllarda. Son yıllarda. Evet. Yakıt. Konservasyon. Yakıt. Konservasyon. Neydi? O da koruma. Yani konserveden hatırla bunu. Konserveden. Konserve ne yapılıyor? Ne yapılıyor? Korunuyor. Yakıtın korunması yani şeyi tasarrufu koruması diyor. Interest in fuel conservation in recent years, son yıllarda yakıttaki bu tasarruf koruma ilgisi
Burası benim neyim? Arkadaşım neyim? Burası benim öznem, değil mi? Özne. Sonra evet, bunu dedik ya, sondan çevirmeye başla şimdi. Özneyi çevirdik. Tamam. Çünkü yüklem en sonda ya, yükleme en sona koyacağım. Evet. Evet. Modern rüzgar makineleri için generating, hani jenerasyon, jenerasyon, jeneratörden hatırla, üretmek gibi. Evet. Generate, üretmek. Elektrik üretimi için modern, hani rüzgar makineleri, evet, gelişimine teşvik edildi. Edildi değil, etti. Neden? Çünkü bak, pasif değil bu, aktif. Aynen. Özneyi de söyledik. Önce özneyi söylüyorsunuz. Sonra sondan başlayıp, yüklem bizim dilimizde sonda olduğu için, obje ortada olduğu için sondan başlıyoruz özneden sonra. Objeyi ortaya koymak için. Tamam mı çocuklar? Evet. Güzide gel bakalım. Gel bakalım. 11'e bakalım. Make sure you take your identification card with you or you won't be able to enter the building. Evet. Imperative bir yapı. Değil mi? Emir cümlesi. Direkt yap et diyeceğiz. Kimlik kartını yanında aldığından emin ol. Yoksa güzel, binaya giremezsin. Evet. Evet. Güzel. Hasan, 12'ye bakalım. In order daha sonradan not to. Daha sonradan pişman olmamak için. Evet. Bir amaca hizmet ediyoruz burada. Birkaç kararını vermeden önce birkaç kişiye daha danışsan iyi edersin. Güzel. Sondan başladık değil mi? Kararını vermeden önce birkaç kişiye daha danışsan iyi edersin. Güzel. Aferin. Evet. Kim kaldı? Söz hakkı vermediğim. Başak kaldı. Başak. En baştasın ya, aşağılara bakıyorum. Evet Başak. By making a much simpler explanation, you could have prevented any misunderstanding. Basit bir açıklama yaparak. Evet, yaparak ederek. By'ın bir sürü anlamı vardı çocuklar. Burada bağlayıcı anlamda, yani şey değil, zaman zarfı olarak kullanılmamış. Tamam mı? By making a much simpler explanation dediği Başak. Daha basit, evet, değil mi? Çok bir daha açıklama. Basit. Çok evet, daha basit bir açıklama yaparak sen anlaşılmayı önleyebilirsin. Evet. Önleyebilirdin. Bilirdin. Yapabilirdin. Evet. Hani bu bizim modellerde yapabilirdin, yapmadın anlamı çıkartıyoruz ya. O olay yani. Could have prevented. Yapabilirdin ama yapmadın. Güzel. Ceren. Ha Ceren, senle biraz önce yaptık. Yasmin'i diyeyim. Yasmin gel. Robert E. Peary, the first man to reach tamam. The North Pole was only able to achieve this aim which took him 18 years on his 8th attempt. Robert Peary. Evet, özlemimiz bu. Kuzey Kutbu. Bu arada Yasmin, bu şu virgül arasında verilen Robert'ı aynen description, describe ettiği için, tanımladığı için bunu öncesine getir ki Robert'ı şey yapalım, değil mi? Tanımlayalım. Kuzey buna ilk ulaşan adam olan Robert Peary. Güzel, güzel. 18 yılını alan bu hedefi yapabilmek için 8 kere denedi diyor sanırım. Şimdi bu da açıklama. Şimdi bak şurası aim dediğini bir açık. Bak şimdi açıklamalı cümle. Bunu bir çözelim çocuklar. Bakın şuradaki virgüllü açıklama Robert'a ait. Tamam mı? Bunu yaptık değil mi Yasmin? Şuradaki which'li açıklama. Bak which took him 18 years. Onun 18 yılını alan amaç. Amacı açıklıyor bak. Amaç. Tamam mı? Bu bunun. Amaç diyor. 8'i. Şimdi sondan başlayabiliriz.
Arkadaşlar uzun gibi görülen şeylerden korkmayın. Açıklamalı cümle yani. Bu bunun açıklaması, tamam mı? Şu da şunun açıklaması. Hemen öncesindeki kelimeyi açıklıyor. Sonra da sondan başlıyorum. Objeyi ortaya getireceğim ya Türkçe'de. 8. denemesinde ne yaptı? Başarıya ulaşabildi. Geçmiş zaman ebilmek. Able to. Okay? Evet. Gülsu'yla bak, Gülsu'ya yaptıramıyorum. Çünkü mikrofonu yok. Orada Gülsu, etkisiz eleman kaldın orada. Bu mikrofon olayını çöz. Berkay. 15. Bir daha söylemek istemiyorum. Tamam mı? Bir dahaki sefere çözülmüş olsun. Bir yıldır bekliyorum resmen. Berkay 15'e bakalım. We must all contribute to fight against erosion and to prevent the earth from becoming an exoplanet. Dünyanın çıplak bir gezegen haline gelmesini önlemek için evet, so is to. Güzel. Savaşmaya katkı sağlamalıyız. We must all, vurgu var. Biz hepimiz katkı sağlamalıyız. Biz hepimiz, hatta başa getir çünkü özne başa geliyor ya. Biz hepimiz, ondan sonra şu sondan başlayacağız değil mi? Dünyanın çıplak bir gezegene dönüşümünü önlemek için erozyona karşı mücadeleye katkıda bulunmalıyız. Evet. Ya da hepimiz katkıda bulunmalıyız diye sona da getirebiliriz. Vurgu, çünkü biz devrik cümle olarak da vurgu sağlayabiliyoruz ya Türkçe'de. Bizim de devrik cümlelerimiz var. Bizim, onlarınki başta olunca devrik oluyor. Bizimki sonda olunca devrik oluyor özne. Biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Yaren 16'yı yapalım mı? Yapalım. Sözleşmedeki we have to. Bak, we have to obtain. Bir ondan kere. Biz, evet. Öznemiz biz. Biz ya da biz demeyi de biliriz biz Türkçe'de. Sonuna... Hocam şey, sondan şey yaptım. Yapalım kuzum, tamam. Sondan yapalım hadi. Sözleşmedeki herhangi bir maddeyi alter, değiştirmek. Değiştirebilmek için evet, tüm üyelerin onayını almak gerek. Onayını. Lazım. Evet. Obtain. Have to. Zorunluluk. Almalıyız. Almak zorundayız. Evet. Obtain, elde etmek zorundayız, almak zorundayız. Buradaki we'yi yıldız şeklinde değil mi? Üçüncü çoğul kişi olarak fiilin sonuna ekleyebiliyoruz çocuklar. Tamam. Hasan 17'yi yapalım. Bakayım hocam. There are so many daily activities we simply do through habits that we don't even need to think when performing them. Hocam, bir sürü günlük aktivite var. Evet. There are so many daily activities we simply do. Bak şu var ya, şu Hasan. Günlük alışkanlık olarak yapabileceğimiz. Bu bunun şeyi bir. Canım benim. Aktivitenin tanımı. Bizim diyor, do through habit, alışkanlık olarak yapabileceğimiz günlük aktivite. Yani aktiviteyi tanımlamış şurası, tamam mı? Şuraya kadar farklı bir şekilde. Yani aktiviteyi tanımladığı için var diyeceksin. Şu aktivitenin tanımı. Alışkanlık olarak yapabileceğimiz çok fazla günlük aktivite var. Evet. Dekle cümlede nasıl çeviri yapıyorduk arkadaşlar? O kadar çok aktivite var ki, hani öyle ki, şöyle ki, böyle ki şeklinde detli cümleyi çevirebiliyorduk. Ki o kadar çok aktivite var ki biz onları düşünmemizi onları yaparken evet, düşünmemize gerek bile olmayan bir şey. Evet, evet, düşünmemize gerek bile yok. Evet, don't even need, gerek bile hissetmiyoruz. İhtiyaç hissetmiyoruz. Tamam mı? Okay. 18'e bakalım. Muhammed 18'e bakalım. Society allows people to bring consequences it will produce. Sesin gelip gidiyor ya. Cam şu an geliyor mu? Şu anda iyi. Gitti. Senin mikrofonunu kapattın ki. Eğer halk Muhammed.
Düştün bile direkt yani. Tamam Musa sen yapsana bunu. Yapayım hocam bir saniye. Şartlı cümle bak. So she allows the cloning of people. It has to bear the consequences it will product. Produce, üretmek. Produce. Hı-hı. Şartlı cümle olduğu için direkt eğerle başlayabilirsin. Eğer society, toplum insanların klonlanmasına izin verseydi. Verseydi değil. Sen type 2 gibi çeviriyorsun gerçek dışı ama bu gerçek. Verirse. Onun consequences ne demek? Sonuç demek. Onun doğuracağı sonuçlara katlanmak zorundadır. Evet, bir katlanmak zorunda olacak. Evet, gelecek zaman yani. Hani üreteceği sonuçlara katlanmak zorunda şurası. Şurası da üreteceği gelecek zaman. Okey, güzel. Güzide 19'u yapalım mı? I intend to prepare my graduation thesis on childhood illnesses that may leave permanent effects. Mezuniyet tezimi, evet. Mezuniyet tezimi, evet. Kalıcı etkiler bırakacak çocukluk hastalıkları üzerinde yapmayı düşünüyorum. Evet, evet. Aynen şu detli cümle çocukluk hastalıklarını tanımladı çocuklar. Bakın detli şurasını. Şurası değil mi? Şu childhood illnesses, dead may leave. Nasıl hastalık? Kalıcı etki bırakabilecek hastalık, olasılık söz konusu değil mi? Burası. Güzide şunu da yapalım, gel gitme. The inspectors concluded that the fire might have resulted from a cigarette, but that had not been extinguished properly. Müfettişler sonuçladı ki ateş. Evet. Doğru düzgün söndürülmemiş. Şu cigarette butt, sigaranın izmariti ucu yani. Butt'ın kalça anlamı var ya, oradan hani aklınıza gelebilir. But, Türkçe'de de but deriz yani çocuklar. Piliç butu falan deriz. Oradan aklınıza gelebilir. Sonu yani. İzmaritin, izmaritten sonuçlanabileceği ne? Ne karar verdiler? Evet, sonucuna vardılar. Güzel. Evet, hadn't been extinguished. Extinguished neydi? Burayı da söyle. Söndürmek. Evet, söndürülmeyen. Güzel, söndürülememiş değil mi? Söndürülmemiş diyor. Bir sigara hizmetinden kaynaklanmış. Şuradaki detli cümle çocuklar, şu bölüm var ya, şu bölüm sigara izmaritini tanımlıyor. Tanımlama cümlesi şura, tamam mı? Nasıl sigara izmariti? Düzgün, properly, düzgün bir biçimde yani doğru düzgün söndürülmeyen sigara izmaritinden sonuçlanabilmek might da olasılıktı. Evet, güzel. Gizemciğim, 21'i yapalım canım. Okuyorum hocam. Industrialization, endüstriye şey. Industrialization. Tamam. Endüstri. Biraz uzun da. Evet. Industrialization, which generally changed human life, was founded through the application of scientific discoveries in technology. Şey demiş. Sanayi, endüstri. Industrialization anlamı ne tabi tam olarak? Industri, sanayi, endüstri demekti ya. Industrialization da sanayileşme olayı yani isimleştirmiş o aktivite. Sanayileşme, nasıl sanayileşme ama Gizem bak tanımlama cümlesi. Genel olarak insan hayatını değiştiren sanayileşme. Güzel. Sondan gel şimdi cümlenin sonunda. Evet, teknolojide bilimsel keşif yarattı mı oluyor? Bilimsel keşif buldu gibi. Bak, teknolojideki bilimsel keşiflerin neyi? Application. Neydi application? Tam hatırlayamadım. Uygulamaydı. Hani apply başvurmakta, application'da onun uygulanmasıydı. Yani bu bilimsel keşiflerin uygulanması aracılığıyla
kuruldu, was founded, found kurmak demek de aynen. Tamam, şöyle toparlayacak olursa ne dedik? Olursak insan yaşamını geniş çapta değiştiren evet sanayileşme bilimsel olarak bilimsel keşiflerin teknolojideki uygulaması ile kuruldu. Kuruldu. Evet, güzel. Ceren'cim 22. The participation and cooperation of all of citizens is essential for achieving a speedy and error-free census. Evet, participation, part, parça, participate, katılma, participation, katılım, aynen. Katılım ve o da işbirliği, cooperate, işbirliği yapmak, şin gelince de isim oluyor, işbirliği. Katılım ve işbirliği neyin? Tüm vatandaşların katılımı ve işbirliği. Harika. İşbirliği. Öznemiz bu. Şimdi sondan gel, özneyi söylediğine it's göre. It's Achieving a speedy and error-free census ne hocam? Şimdi bak şuradan başla. Çünkü şurası obje. Hem şura hem şura obje bak. Hem şura hem şura. Ne diyoruz? Şimdi şurası hızlı. Sen bir çevirmeye çalış da ben düzelteyim. Ben kendim çevirmiş olmayayım. Yoksa hızlı ben kendimi alamıyorum. Devam ediyorum. Ha. Hızlı ve error-free hani errorsuz, sorunsuz. Sorunsuz. Sayım bu. Sayım. Hızlı ve sorunsuz sayıma ulaşımı için. Başarma için. Başarılması için. Gereklidir. Tüm. Çevirdik zaten. Vatandaşların de. Yardımı ve şeyi. Evet. Hızlı ve hatasız bir nüfus sayımı yapabilmek değil mi? Evet, yapmak için. Önemlidir, aynen. Essential, gereklidir, önemlidir. Güzel. Evet, ne yapalım? Geliyor gidiyor, gözüm gül suya takılıyor ya. Başak, gel. Başak, sen hep en baştasın ya, hiç en başı şey yapamıyorum. Due to. Hocam, shallow ne demekti? Shallow beds. Yani böyle hani sığ olan, derin olmayan, sığ olan. Tamam mı? Önce şöyle, şurayı söylemen lazım. Due to sebebiyle demek, tamam mı? Irregular, düzensiz. Tamam. Shallow, sığ demekti. Season hani mevsim ya, seasonal'dan mevsimsel. Evet. Deep, derinlik, derin ya. Depth de derinlik. Çocuklar, kelimeleri bak mesela şeyle, bildiğiniz basit kelimeyle birlikte öğrenirseniz ama season'ı hepiniz biliyor mesela. Mevsim. Seasonal, mevsimsel. Hani deep'i de bilirsiniz. Çünkü basit bir kelime. Derin. Depth de onun isim hali. Derinlik. Başka neyi? Başka da bir şey yok herhalde. Şu navigate'de navigasyondan hatırlayın. Hani navigate, navigasyon, yol bulmak ya. Navigable'da ne olur o zaman? Hani mantıken ne olabilir? Ulaşılabilir, yol bulunabilir, elde edilebilir. Tamam mı? O zaman şuradan başlayalım. Due to ile başlayalım kuzucuk. Due to ile başlayalım. Sebebiyle diyeceğiz. Şimdi şuradan. Gel. Değişiklikleri tanımlayan bir sürü bak sıfat var burada. Due to having irregular shallow beds and seasonal depth changes, most of the rivers in the Turkey are not navigable. Düzensiz. Sığ. Ve evet. Mevsimsel. Derinlik değişikliklerine. Derinlik değişikliğine sebep olarak, sebebiyle, güzel, derinlik değişikliği sebebiyle, evet. Türkiye'deki çoğu nehirler. Çok güzel. Aren't navigable, aren't, olumsuz bir cümle canım. Ulaşılabilir değildir, takip edilebilir değildir, tamam mı?
elverişli değildir. Tamam, çok güzel. Aferin ama çevirme yöntemi iyi. Evet Hasan, gel bakalım. 24'e gel. Although not as common as in the past, arranged marriages are still performed in our country. Geçmişteki kadar yaygın olmasa da. Evet, olmamasına rağmen. Hocam, evet. Arranged marriages, ayarlanmış şimdi, evlilik gibi bir şey mi? Evet. Şimdi arrange, ayarlamak, düzenlemek. Arrange de onun sıfat hali. Ayarlanmış, düzenlenmiş, planlanmış evlilik. Planlanmış evlilikler hala ülkemizde yani görülür gösterilir gibi bir şey mi hocam? Hala ülkemizde yapılır planlanmış evlilikler. Yani hani ayarlanmış, yani biz buna Türkçe'de direkt görücü usulü diyebiliriz arkadaşlar. Planlanmış, ayarlanmış, hani daha önceden başkaları tarafından ayarlanmış evlilikler hala ülkemizde yapılmaktadır. Bakın şey cümlesi bu, pasif bir cümle, tamam mı? Perform yapmak, etmek, sahnelemekti ya, yapılmaktadır diye çeviririz, tamam mı? Evet, Musa 25'i yapalım. The speaker blushed with embarrassment when he was told that his proposal had nothing to do with the topic under discussion. Discussion. Şimdi discussion. Şimdi discuss, tartışmak. Şın gelince de isim yapıyordu. Discussion da tartışma. Tamam mı? Embarrassment, utanma. Embarrass, utanmak demekti. Embarrassment da onun isim hali, utanma. Blush, yanakları kızarmak demek. Blush da yanakları kızarmış, utanmış. Tamam, başka ne var? Propose, teklif etmek. Proposal da teklif. Şimdi bu kelimelerle birlikte ne diyeceğim? Şu bölüm konuşmacıyı tanımlıyor. Bak, nasıl konuşmacı Musa? Nasıl yüzü kızarmış. Konuşmacı? Evet, utançla yüzü kızarmış konuşmacı. Utançla yüzü kızarmış konuşmacı. Evet, yo. Ha, bakayım. Evet, evet. Devam et. Utancından yüzü kızarmış konuşmacı. Evet. When he was told that his proposal had nothing to do with the topic under şey. Yine söyleyemedim. Ay pardon, dur, ben benden kaynaklı yanlış yaptık canım benim, dur şuradan başlayacaktık, olduğunda yüzü kızardı diyecektik, pardon, ana fiilimiz şurası, konuşmacının yüzü kızardı, neden kızardı? When he was told önerisinin from... tartışılan konuyla hiç bilgisinin olmadığı söylenince, olmadığını söylenince, harikasın Musa, söylenince utanç içinde, utançla yüzü kızardı, tamam mı? Toplayacak olursak nasıl toplarız, sondan gel toplayalım. Topla gel abi şuradan. Topla gel. Önerisinin tartışılan konuyla hiçbir ilgisinin olmadığı söylendiğinde konuşmacı utancından kızardı. Evet, şurası pasif yapı değil mi? Söylenildiğinde aynen, konuşmacının utançtan yüzü kızardı. Güzel. Evet. Yaren. Hocam. Sondan başlıyorum. The long hike. Şimdi uzun bu yürüyüş. Yarencim, bu şey cümlesi, bak, emir cümlesi. Emir cümleleri fiille başlar canım, tamam mı? Sondan başla gel o zaman. Tamam. By it during sırasında. By it during uzun yürüyüş, the long hike. Uzun yürüyüş sırasında. Evet. Aren't disturbed, yani rahatsız olmamak. Evet, disturb, hani otellerde falan don't disturb falan yazıları var değil mi? Disturb, rahatsız evet. etmek. Uçaklarda falan da çok kullanılır. Evet. Rahatsız olmamamız için. Backpack, sırt çantanızı. Sırt çantanızı. Possible. Yani as light as possible da mümkün olabildiği kadar hafif. Hani şu as yapısı olabildiği kadar nokta nokta. Evet. Olabildiğince kadar. Hafif tutun. Evet, tutun. Emir cümlesi olduğu için. Evet, yapın, edin, tutun. Hatta şöyle de çevirebiliriz. Şöyle sonucu ayrı da verebiliriz.
Bak, sırt çantanızı olabildiğince hafif tutun. So that böylelikle yürüyüş boyunca, uzun yürüyüş boyunca rahatsız olmamış olursunuz. Rahatsız edilmezsiniz. Aren't disturbed. Tamam mı? Şu sonuç cümlesini ayrı da verebiliriz. İki türlü de çeviriyle karşılaşabiliriz çeviri sorularında. Tamam. Güzide 27'deyiz. Because the thieves had put a fake in place of the painting they stole, the burglary wasn't noticed for a long time. Çaldıkları resmin yerine bir sahte koydukları için. Burglary'nin Türkçesi neydi hocam ya? Hırsızlık. Burgle. Hırsızlık yapmak. Burglary'de hırsız. Burglary'de hırsız hatta. Hırsızlık uzun bir süre boyunca fark edilmedi. Evet. Pasif cümle. Notice fark etmekti. Wasn't noticed'de fark edilmedi. Şuradaki because çocuklar başa geldiğinde den dolayı diye çeviriyoruz. Hani ortadayken çünkü diyoruz ya. Sebebi başa getirince ne olmuş oluyor? Nokta noktadan den dolayı. Yani işte neyden dolayı demiştik kuzum? Hırsızların işte çaldıkları tablonun yerine sahtesini koyduklarından ötürü, yaptıklarından dolayı hırsızlık uzun bir süre fark edilmedi. Tamam mı? Evet. Yasmin 28'i yapalım. Dogs which have an acute sense of smell are said to be able to recognize over a thousand scents. Koku alma hani köpekleri çok tanımla bir önce. Köpekler benim özlem. Köpekler. Ama nasıl köpekler? Bak şu tanımlamalı cümle burası. İyi koku alan köpekler hani. Evet, koku alma duyusu iyi olan değil mi? Keskin olan, akut olan yani acute, keskin olan köpekler. Duyusu çok keskin olan köpeklerin sondan gel. Sondan gel. Binin üzerinde kokuyu tanıyabildikleri söylenir. Evet, recognize, tanımak, hatırlayabildikleri söylenilir. Evet, şuradaki be able to yapabilmek edebilmekti değil mi? Berkay 29'u yapalım. Sporting events are considered to be one of the most effective ways to promote peace and brotherhood among nations. Spor faaliyetleri. Evet, sondan gel şimdi. Uluslar arasında barışı ve kardeşliği sağlamanın en etkili yollardan biri olduğu düşünülür. Evet, promote hani onu yükseltmek, yüceleştirmek değil mi? Geliştirmek, promosyondan aklımıza gelsin. İşte bunu yüceltmenin en etkili yollarından biri olduğu hesaba katılır. Şurası fiilim, hesaba katılır geniş zaman. Evet, Burçin sonu yapalım. Bakıyorum hocam. Passengers müşteri miydi? Yolcu. Uçaktaki yolcuların seyahati için there are restrictions. Uçakla seyahat eden yolcular için kısıtlama. Restriction kısıtlama. Amount ne demek? O şey miktar. Bunlar basit cümle. Evet. Bak bunları bilmen lazım. Bagaj miktarı. Bagaj miktarının. Bu arada şu bölüm açıklama bölümü bagaj miktarını açıklıyor. Nasıl bagaj miktarı Burçin? Deyken tek bitim. Evet, yanlarına alabilecekleri bagaj miktarında an miktarında kısıtlamalar var. There are kısıtlamalar vardır. Okay? Tamam. Tamam çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Şuradaki çevreleri cevapları tamam. Geçelim bunu. Karşılaştırın diyor. Bir dakika. Şurada İngilizce çeviriler. Türkçe verdiği çevirileri İngilizce yapacaksınız. Tamam mı? Bu ödeviniz. Tamam mı? Ama alttaki bölümlere bakmak yok. Orayı en son beraber, hani onu yaptığınızı bilirim zaten, o kadar çeviremezsiniz de.
Siz kendinize göre çevirmeye uğraşın, sonra kontrol ederiz oradan. Anlaştık mı? Tensler bitti doğru çocuklar. Tensler bitti. Pazartesi günü modalları tekrar edeceğim. Sonra da modallar bitince de zaten pasifleri tekrar edeceğim. Tens konusu bitti. Şimdi ödeviniz şu arkadaşlar. Bu tensleri tek tek deftere yazmış olacaksınız. Her gün ben size zaten bugün şunu yazın, bugün şunu yazın şeklinde uyarıda bulundum. Yazmayanlar bugün ve yarın tamamen bitirip pazartesi günü bana defterinizi atacaksınız. Göreceğim tenslerle ilgili her şeyi defterde göreceğim. Tamam mı? Ne var ne yok atacaksınız. İşimi artık şansa tamam, bırakmıyorum. Hocam. Aynen. Okey? Hadi bakalım. İyi hafta sonları diliyorum size. Tamam, görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.